Şimdi işleyeceğim konu birçoğunuzu ilgilendirmiyor. <laughs> Çünkü paranız yok. <laughs> Burada birçok arkadaş ya öğrenci ya da mesleğe atılamamış psikolog olduğu için. <laughs> şöyle bakıyorum herkesin mesleği var ama fakir <laughs> işimizde. Yok mu ya şöyle... Ne dedin? <laughs> Zilan. Zilan. Şimdi dersi anlatmam için varlıklı bir iki arkadaşa ihtiyacım var. Bir iki kişinin parası olacak ki onu muhatap alalım. Böyle tırmırı olan var mı? <laughs> ya da beş tane muayenehanesi olan falan. <laughs> Şöyle çelik madeni zengini falan var mı içimizde? <laughs> Millet altından voleyi vurur, bazıları demirden demirden. Şimdi bizim çevremizde çok fazla arkadaşın yeni girdiği bir ticaret sistemi var. Buna ticaret mi denir, finans mı denir, para kazanmak mı denir? Bunun ismine Bitcoin deniyor. Şimdi bizim çok yakın çevremizden arkadaşlarımız bu işi yapıyor. Hatta bir iki tane arkadaşımız madenci olarak yapıyor. Şimdi <laughs> Bitcoin'den haberi olmayan Utku, şimdi madenci deyince gidip kömür madeninde mi çalışıyor abi falan gibi bir şey düşünüyorsun ama madenci mecaz bir tabir. Onun ne demek olduğunu da birlikte öğreneceğiz. Sohbet yapmak için çağırıyoruz böyle. Bahçede tam çayı falan koymuşuz. Tamam diyoruz ya. Sabah okumamı yaptım ya. O sabah okumamı yaptığım yeri şimdi bu gelen arkadaşa anlatacağım gidecek diyoruz. Adam geliyor abi diyor coin'im vardı. 3 coin oldu, 5 coin oldu. Coin dedim değil mi? Fakirlik <laughs> <kendim> ağzımız alışmamış. <laughs> i̇şte şöyle oldu, böyle oldu falan diye bir bakmışız. 5 saat geçmiş aradan. Yani hiç ders, ders yapamamışız. Böyle bizi de alıp götürmüş rüzgarında. Peki bu bitcoin haram mıdır? caiz midir? Çünkü sıkıntı değil mi? Kursaktan eğer haramsa, haram lokma geçse devamında hem dünyada yüzün gülmüyor. Hadi boş ver dünyayı, yok hükmünde bir yer. Devamında ahirette de yüzün gülmüyor. O yüzden nedir ne değildir biraz bunu konuşalım. Şimdi 2000 yıllarda paranın izini kaybettirebilmek için birkaç kişi herhalde her biri de gençlerden oluşan birkaç kişi sanal para diye bir şey icat etmiş. Amaç bizim kullandığımız para takip edilemesin diye. Ardından 2008'li yıllarda Deep Web diye bir olay başladı. Duymuş muydunuz? Ben de buraya gelen birkaç hacker arkadaştan duymuştum. Deep Web bu internetin karanlık yeri oluyor. Yani böyle özel bir oda oluşturuyorlar internette. Ve belli başlı insanları alıyorlar dünya çapında. Ve o insanlarla uyuşturucu, silah vesaire gibi kötü ticaretler yapılıyor. Deep Web denilen, karanlık internet denilen yerde. Bu yapılan kötü ticaretleri... Şimdi bankadan adam ödeyemez değil mi? Orada hani EFT gönderi oluyor mu hiç? Orada açıklama istiyor. İşte kaçak silah ticareti falan. Onu yazamaz adam değil mi? Onu yazamayacağından takip edilemeyen bir paraya ihtiyacı var. Ve bu yüzden de Bitcoin en yaygın 2008'den beri bu dip web denilen alanda kullanıyor. Bu arada ben Bitcoin diyorum da. Yani aslında herhalde coin bunun. 1300 çeşit bu şekilde sanal para var. Ama bunun en çok bilineni Bitcoin olduğundan bizim de ağzımız öyle alışmış. Biz Bitcoin diyelim hepsini temsil etsin. Bu karanlık ticarette bir tür ödeme aracı olarak kullanıyorlar. Bizim bugün anlatımımızda Bitcoin ile ilgili bilmemiz gereken en önemli mesele merkezi yok. İnternet üzerinde merkezsiz bir dağıtımağı var ve parayı o sanal paranın ticaretini buradan yapıyorlar. Bu Bitcoin dediğimiz yaklaşık 21 milyona gelince sistem kendini kitleyecek şekilde dizayn edilmiş bir şey. Şu an o 21 milyona da az kalmış az kaldığından dolayı yeni üretilen coin her geçen gün daha da zor bir hale geliyor. Bu üretmek ne demek ona da bakalım. Buna madencilik diyorlar. Sen internette bir bilgisayar server sistemi oluşturuyorsun. Tabi bu fabrika boyutunda yapanlar var bu işi. Ve senin oluşturduğun o server'ın CPU'sunu, işlemcisini veya ekran kartını veya remini artık neyse onu kullandırıyorlar ve onu kullanmanın bedelinde maden kazılıyor ve sana coin veriyorlar. Madencilik denilen olay böyle yapıyor. Mesela bizim burada da o işi yapan birkaç arkadaş var. Bir sürü böyle server niteliğinde bilgisayarı birbirine bağlıyor ve o artık CPU'nun kullanımının sonucunda bir coin kazanıyor. Şimdi bu coin 21 milyon olduğunda sistem kendini kitleyecek. Daha fazla üretilmeyecek. Aslında 21 milyon olmasına çok kalmamış. Ama az kaldığından dolayı sistemi daha zor bir hale getirdiklerinden en son 21 milyonuncu coin'i 2140 yılında üretilecek şekilde dizayn etmişler. Yani sistemin çalışma potansiyeli olabildiğince ileri yıllara kadar devam edecek. Sen o sisteme girdiğinde bir hesap açıyorsun. Açtığın hesap aslında bir sanal cüzdan oluyor açtığın hesap. Nereden açarsan aç paranın merkezi yok. Dijital bloklar halinde o sanal para muhafaza ediliyor. Burada anlatınca da yani iştahlı oldu değil mi? Biraz insanın giresi geldi yani biraz güzel anlattık gibi geldi değil mi? Şimdi olay bundan sonra problemli başlıyor. Birincisi paranın bir merkezi, bir dayanağı, yani bir garantörü olmaması İslami finans açısından en büyük problem oluşturuyor. Çünkü kaynağı ve dayanağı olmayan bir para çok rahat manipüle edilebilir bir paradır. İkincisi, mesela ben cüzdanı açtım, hesabı açtım. Benim hesabımda o Bitcoin'ler birikti, birikti, birikti. Bunun da bir para değeri var diyelim. Ben ölünce ne olacak bu para? İşte bu para ben öldükten sonra miras bırakılamayacağından dolayı, sistem bu şekilde dizayn edilmediğinden dolayı ve İslam'da da malın korunması ilkesine aykırı bir hareket olduğundan dolayı yine kafaları karıştıran ikinci şık burası oluyor. Birinci şık merkezinde olmaması, ikinci şık miras bırakılamaması. Şimdi normalde 1 TL bölünmez değil mi? Ama sen bir coin'i istediğin kadar bölebilirsin. Yani bir hisse senedi gibi düşün yani. Onu defalarca bölebilirsin. Şimdi neden problemler oluşuyor bu bitcoin meselesinde? Biraz ona girelim. Normalde para dediğimiz bir değişim aracı olarak kullanılmıştım. Eskiden takas usulüyle insanlar mal alıp veriyormuş. Daha sonra bu zahmetli olunca artık demişler bir değişim aracı bulalım demişler ve bu şekilde bir para çıkmış ortaya. Bu para bir hilkatte para diye geçer. Nedir bunlar? Altındır, gümüştür. Bunlar hilkatte paradır. Bir de itibari para vardır. Mesela bizim bugün kullandığımız kağıt paranın kağıdının bir değeri var mıdır? Kağıdın değeri yoktur ama itibari olarak bir değeri var mıdır? Vardır, değil mi? Biz alışverişlerimizi bunda yapabiliyoruz. İşte o paranın itibari olarak bir değerinde olmasının en büyük sebebi arkasında garantör bir devletin olması. Garantör bir devlet olduktan sonra kağıt para daha az manipüle edilebilen bir şeye dönüşüyor. Altın ve gümüş ise manipülese daha zor bir şeye dönüşüyor. Ama bitcoin dediğim paranın arkasında bir devlet ve bir garantör olmadığından yarın bir gün bütün bitcoinleri kapattık, biz bu hesabın üstüne yattık denildiğinde yahut çok inişli ve çıkışlı bir manipülasyona bırakıldığında senin dayanabileceğin hiçbir garantör olmadığından Bitcoin parasının kullanımı biraz şaibeli duruma düşmüş oluyor. Muhatap yok. Tabii muhatap yok. Çünkü kaynağı yok. Mesela bizim kullandığımız internet var ya. Bu internetin bir kaynağı var mı? Var mı merkezi? İnternetin merkezi yok. Nasıl internetin merkezi yok? Aynı mantıkta Bitcoin de o üretilen paranın da merkezi yok. Sanal bloklar halinde muhtelif yerlerde muhafaza ediliyor. Merkezi olmaması yani garantörü olmaması o parayı çok kolay manipüle edilebilir bir hale getirdiğinden problem teşkil ediyor. Şimdi bu saydığım iki sebepten Bitcoin kullanmak biraz şaibeli bir durum oluşturuyor. Bu Bitcoin'in yarın bir gün bir devletin tanıması veyahut altyapısının oluşturulmasıyla uygun düşme hali de söz konusu. İşin böyle bir durumu daha var. Yani dünya eğer bu tarafa doğru evrilecekse bizim bu teknolojiyi daha ayrıntılı belki araştırıp bunu daha sağlam ve dayanıklı bir hale getirmemiz de gerekebilir bir ihtimal. Ama şu an için şaibeliyken yarın belki bütün devletler tanıyıp evet uçak biletini de böyle alabilirsiniz, ticaret de böyle yapabilirsiniz, biz buna garanti veriyoruz gibisinden sunulduğu anda bu sefer bu şaibeli durumlar ortadan kalkıp veyahut minimize edilip uygunlaşmaya da evrilebilir. Bunda da bilgimiz olsun. Bu bitcoin az önce saydığım sebeplerden İslami finans kriterlerine uymamaktadır. Ama blok zincir denen teknolojisi anladığımız kadarıyla geleceğe yön verecek teknolojilerden birisi de olacaktır. Bu yüzden şu an için belki biraz şaibeli olan Bitcoin'le teknolojisini de ayırmamız bizim için faydalı olabilir. Yani bu teknolojiden ve bunu araştırmadan takip etmekten uzak kalmamız anlamına da gelmeyebilir. Yani özetlemem gerekirse Bitcoin aslen mübah bir şey olabilir. Çünkü bir para ama az önce saydığım iki sebepten dolayı garantörü, olmaması, miras bırakılamaması ve bunun gibi birkaç tane daha ince sebepten dolayı şer'an şu an pek uygun görülmemektedir. Sakıncalı sayılmaktadır. Sakıncalı sayma sebepleri de İslam'da sedd-i zerai denen bir sınıfa girmektedir Bitcoin. Ne oluyor sedd-i zerai? Zerai sebep demek. Set ona engel olmak demek. Yani sonunun ne olacağını meçhul olacağı seni zarara uğratacağı bir şeyin başından kesmek. Sınıfında değerlendirdiklerinden dolayı şu an Bitcoin'i riskli, tehlikeli görmüşlerdir. Abi manipüle mesela şöyle bir örnek var. Bir tane şirket çıkıp diyor ki büyük bir şirket, bayağı büyük bir şirket. Diyor ki biz Bitcoin ile alışverişe başlayacağız diyor. Baş evet. Yapıyoruz demiyor. Başlayacağız diyor. Para orada tak yükseliyor fiyatları. Doğru. Sonra çıkıp diyor ki hayır işte biz yapmayacağız diyor. Bunu evet. gizli yapıyor. Sonra tak değerli düşüyor. Yani bir dedikoduyla artıyor. Tabii tabii dedikoduyla artıp azalıyor. Geçenlerde Big Bang Teori diye bir dizinin bir bölümüne eklemişler Bitcoin'i. Ekledikleri anda yine zirve yapmış Bitcoin. Yani manipülesi çok kolay bir para birimi sanal para olarak ciddi bir aksilik durumunda senin bunun hesabını sorabileceğin nasıl böyle oldu diyebileceğin bir garantör de söz konusu değil. Bu yüzden de Ömer'in de verdiği örnek gibi yani manipülasyon da oldukça kolay. Bir de benim aklıma şeyi getirdi abi bu uçaklarda kullanılan mil puan var ya sanki onun mantığı gibi biraz. Herkes tarafından kabul edilmiyor ama belli bir kabul eden kesim var. O mil puanı mesela uçakta kullanabiliyorsun ama bakkalda kullanamıyorsun ama ileride o mil puan bütün sektöre yayılırsa o da paradan bir fark evet, evet. kalmayacak. Değil mi? Bu da onun evet. gibi sanki oldu. Durum bu şekildedir. Evet Bitcoin'i bitirdim.